Makedonyalı İskender neredeyse 11 yıl gibi kısa bir sürede antik dünyanın doğasını değiştirmeyi başarmıştı. Babası Makedon Kralı 2. Filip'in gölgesinde büyüdüğü için daha küçük yaştan itibaren büyük hedeflerin telaffuz edilmesine alışmıştı. Üstelik Aristo gibi de bir hocası vardı. Filip, doğal yollardan ölebilen kısmetli krallardan biri olamadı ve oğlunun yolunu açmak isteyen annesinin parmağı olduğuna inanılan bir suikaste kurban gitti. Kadının günahını mı aldılar bilinmez ama hadiseler onun arzu ettiği gibi gelişti. Tahta geçen İskender, içindeki cevheri ortaya dökmekte gecikmedi. Yunan Yarımadası'na Makedon mührünü vurdu ve gözünü bir sonraki büyük hedefine, o dönemde Makedonların belalısı olan Pers İmparatorluğu'na dikti. Evet, fark ettiğiniz üzere genç İskender'in buraya kadar olan hikayesi, tarihte bir şekilde boy göstermiş onlarca imparatorun, kralın ya da padişahınkinden farklı değildi. Ama bundan sonrasında öyle işler yapacaktı ki, aman aman. O günün koşullarına göre oldukça farklı bir düzende ve donanımla savaştırdığı ordusuyla Küçük Asya yani Anadolu, Suriye ve Mısır'da zafer üzerine zafer kazandı. Üstelik tek bir düşman fiskesi yemeden. Persler kendi kontrollerinde olan toprakları neredeyse elini kolunu sallayarak alan bu genç kralı şaşkınlık ve korkuyla izliyorlardı. İskender en büyük zaferini 331'de bugünkü Kuzey Irak topraklarında bir yerde gerçekleşen Gaugamela Savaşı'nda kazandı ve uzunca bir süredir köşe kapmacı oynadığı Pers İmparatoru Darius'u buruşturup tarihin çöp sepetine attı. Makedonların genç kralı, Yunanların lideri, Küçük Asya'nın efendisi ve Mısır'ın sultanı İskender şimdi Perslerin yüce kralı olmuştu ve daha henüz 25 yaşındaydı. Takip eden 8 yılda kral, komutan, siyasetçi ve kaşif şapkalarını başarıyla aynı anda giydi ve devasa ordusuyla Himalayaların eteklerine dek ulaşmayı başardı. Bunu yaparken de onlarca düşmanını öteki taraftaki sevdiklerine kavuşturmayı, farklı ülkelerde 70 ayrı şehir ve 2 milyon kilometre karelik bir imparatorluk kurmayı da ihmal etmemişti. Tartışmasız tarihin gördüğü en kudretli ve başarılı askerdi. Hiç kimse onun yaptığı kadar kısa bir sürede o kadar büyük bir toprak parçası ele geçirememişti. İmparatorluğunun sınırları batıda Balkanların ortasından doğudaki Hindukuş dağlarına dek uzanıyordu. Ama bu genişlemeyi salt kaba kuvvete yaslanarak yapmadı. Büyüklüğü biraz da akılcılığından geliyordu. Kılıç salladığı coğrafyaların gelenek ve kültürlerine saygı göstermekten çekinmedi. İttifaklar kurdu, hatta bu amaçla bir de evlilik yaptı. Farklı ırk ve kültürden milyonlarca kişiyi ortak bir irade altında tutmanın yolunun onların yaşam alanlarının korunmasından geçtiğini fark etmişti. Ama bunu muhtemelen onu idealize eden ve demokrasiyi ve Yunan değerlerini tüm dünyaya yaymak isteyen bir kahraman olarak değerlendiren tarihçilerin iddia ettiği gibi idealist dürtülerle değil, burada işim bitti, sıradaki gelsin mantığıyla yapmıştı. Ölmeseydi, dünyanın tümünü ele geçirmesi hiç kimseyi şaşırtmazdı. Dünyanın yuvarlak olduğunun bilinmediği bir zaman diliminde yaşıyordu ve hiç dinmeyen bir iştahla, adeta bir kaşif gibi karşısına çıkan her dağın arkasında neler olduğunu görmek için ilerledi. Diğer kaşiflerden farkı, gördüğü her şeyi kendisinin yapmaya soyunmuş olmasıydı. M.Ö. 20 Temmuz 356'da Makedon Krallığı'nın başkenti Pella'da doğdu, savaş oyunlarıyla büyüdü. Konuşma, örnek olcularının en önde gideniydi. Her daim en ön safta savaştı. Onun için önemli olan kazanmaktı. 11 yıl süren aralıksız seferler serisinde sadece bir kez askerleri onu izlemeyi reddetmişti. Ele geçirdiği toprakların idaresini güvendiği komutanlarına ya da yerli halktan seçtiği liyakatli kişilere bıraktı. Onun için önemli olan fethetmekti, yönetmek değil. Atı Bucephalus'u öyle çok seviyordu ki hayvancağız ölünce onun adını bugünkü Pakistan toprakları içinde kalan bir şehre vermişti. Efsanevi Gordion düğümünü çözdüğüne inanılır. Buna göre Frig kralı Gordios, Zeus'a bir öküz arabası adamıştır. Araba kızılcık dallarından bir düğümle tapınağa bağlanmıştır ve bu düğümü çözecek kişinin Asya'nın hakimi olacağı söylenir. Gordion'a gelen İskender bir şekilde düğümü çözer. Ya da birçoklarına göre kılıcıyla keser ve kehanet gerçekleşir. Böylece Asya'nın fatihi olur. Milattan önce 11 Temmuz 323 yılında Babil'de Hindistan'dayken yakalandığı tahmin edilen sıtmadan öldüğünde arkasında Yunan Yarımadası'ndan Hindistan'a uzanan devasa bir imparatorluk bırakmıştı. Peki İskender neleri başardı? Makedon topraklarını genişletti.
yenilmez denilen Pers İmparatorluğunu kısa sürede silip attı. Kendi adını taşıyan güneydeki ilimiz İskenderun'da dahil olmak üzere çok sayıda şehir kurdurdu. Girdiği hiçbir savaşı kaybetmedi. O günün koşullarına göre oldukça modern bir ordu kurdu. Özellikle uzun mızraklarıyla savaşan birlikleri adeta bir tank gibi düşman hatlarını yarıp geçmede başarılı oluyordu. Savaş stratejilerini hayata geçiren ilk asker İskender oldu. Onun hakimiyeti altında batıda Yunanistan'dan, kuzeyde Tuna'ya, güneyde Mısır'dan, doğuda Penkap'a devasa bir alan uluslararası ticaret ve iletişim ağıyla birbirine bağlandı. 33 yaşında o gün için bilinen dünyanın yarısını fethetmişti. İskender'in resmedildiğinin aksine Makedon standartlarına göre kısa boylu olduğunu, megalomani ve paranoya belirtileri gösterdiğini, savaş taktiklerinin birçok askeri akademide işlendiğini, tarihçilerin çoğu tarafından tarihin en başarılı kumandanı olarak kabul edildiğini, Aristo'dan tıp, felsefe, din, ahlak ve mantık dersleri aldığını, yine tarihçilerin çoğuna göre en yakın sırdaşı, generali ve koruması olan Hephaestios'la aralarında eşcinsel bir ilişki olduğunu, onun ölümü üzerine 6 ay boyunca yas tuttuğunu, annesi Olimpias'ın İskender'in Zeus'un oğlu olduğuna inandığını, büyük zaferlerinin ardından kendisinde ilahi güçler vehmetmeye başladığını, seferleri boyunca yaklaşık 16 bin kilometre yol kat ettiğini, yaralandığı savaşların ardından savaş bölgesindeki halkı ibreti alem olsun diye katlettirdiğini, 3 karısı olduğunu, askerlerine formda kalmaları için sürekli soğan yedirdiğini, öldükten sonra cesedinin iç içe geçmiş 2 altın lahite konulduğunu, seferleri için terk ettiği ana yurduna bir daha dönmediğini, flüt çalmaktan, tiyatrodan, şiirden ve avlanmaktan hoşlandığını biliyor muydunuz? Büyük İskender, Perslerle savaşmak için Granikos Nehri yakınlarında 35 bin kişilik ordusuyla Pers ordusuna yapacağı saldırının hazırlıklarını yapıyordu. Kendisine büyüklüğüne yakışır bembeyaz ve oldukça kuvvetli ve bir o kadar da hızlı bir at hediye edildi. Kendisi de bu atın asaletine hayran olduğundan gittiği her yerde atını övüyordu. Bulunduğu her mecliste, "Benim atım çok asil bir hayvan, hatta birçok insandan bile asil. Benim atımı geçebilecek herhangi bir yaratık yok. Benim atım o kadar hızlı ki ok bile yetişemez," derdi. Sabahın erken saatlerinde hazırlanan süvariler yan yana dizildi. Az sonra başlayacak olan büyük savaşa hazır olan askerler gözlerini ufka dikmiş beklerken Büyük İskender asil atına binerek süvarileri son bir kez kontrol ediyordu. Kontrol ettiği süvari birliği aynı zamanda birçok muharip gaziden oluşmaktaydı. Öyle ki babası Philip zamanından beri bu ordunun bir neferi olan yaşlı askerler de bulunuyordu. Büyük İskender süvari birliğini kontrol etmekteyken oldukça yaşlı ve eski askerlerden birinin önünde atını durdurdu ve onu iyice süzdükten sonra "Yaşından başından utanmıyor musun be adam, bu halde kendine süvari mi diyorsun? Atın o kadar yaşlı ki ölecek gibi, nalı desen düştü düşecek, seni bile zar zor taşıyor. Derhal kendine hızlı bir at bul ve bunu bırak gitsin," demiştir. Asker cevap olarak, "Evet efendim, ben kendime asker diyorum. Çok dikkat ederseniz atım gibi ben de yaşlıyım. Siz merak etmeyin, o beni birçok savaşta üzerinde taşıdı. Öleceği güne kadar da o benim atım olarak kalmaya devam edecek. Hem benim sizin atınız gibi hızlı bir şekilde savaş meydanından kaçıracak bir ata ihtiyacım yok. Benim, beni harbe götürdüğünde ne kadar savaşabilirsem o kadar savaş meydanını tutabilecek bir ata ihtiyacım var." Büyük İskender yaşlı askerin bu bilgece sözleri karşısında hiçbir şey demeden oradan uzaklaştı. Bir daha atını olduğundan fazla övmedi ve hiç böbürlenerek konuşmadı.